Eskişehir Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. İlk konumuz arkadaşlar anlatım bozuklukları. Anlatım bozuklukları kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Nedir bunlar? Anlamca ilgili anlatım bozuklukları ve dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları. Anlama dayalı anlatım bozuklukları kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Nedir bunlar? Bir, gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük kullanımı arkadaşlar, aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Bu doğruluk ilkesi ile ilgilidir. Nedir bunlar? Örneklerden hemen bakalım. Kadın makyajını tazelemek için dudak rujunu çantasından aldı. Ruj zaten arkadaşlar dudağa sürülen bir şeydir. Burada hem ruj hem de dudak kelimesi demesine gerek yok. Neden? Çünkü gereksiz sözcük kullanmış olur. Çünkü anlatım bozukluğuna yol açar, tamam mı? Kadın makyajını tazelemek için rujunu çantasından aldı. Ya da arkadaşlar dudak kelimesini kullanmayacak. Direkt rujunu çantasından aldı diyecek. Bir insan istekli ve arzulu ise her şeyi başarabilir. İstekli ve arzulu. Şimdi arzulu olması zaten arkadaşlar istekli olmasına dayanır. Hem istek hem arzu kelimesini söyleyemez. Bir insan arzulu ise her şeyi başarabilir demesi gerekiyor. Üçüncü cümleye bakalım. Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok. Seni duyabiliyorum. Şimdi bağırmak zaten yüksek ses olan bir şeydir. Burada hem bağırmak sözcüğünü kullanıp hem de yüksek ses sözcüğünü kullanamaz. Böyle bağırmana gerek yok. Seni duyabiliyorum demesi gerekiyor. Çünkü zaten bağırmak yüksek sesle olan bir şeydir. Arabanın önünde cansız bir kaplumbağa ölüsü duruyor. Şimdi ölü zaten arkadaşlar cansız olur. Burada hem cansız hem de ölü kelimesini kullanabilir mi? Kullanamaz, değil mi? Arabanın önünde ölü bir kaplumbağa duruyordu ya da cansız bir kaplumbağa duruyordu demesi gerekiyor. Sınıfta olsak enteresan örnekler alabilirim bu cümleyle ilgili. Hocam diriler var, onlar ölü ama canlılar ya da ruhlar gibi, değil mi? Değişik böyle şeyler, örnekler alabilirim. Hatta içinizden ya da orada kendiniz bilgisayar başında bunu söylüyorsunuzdur. Ben de hissediyorum arkadaşlar, merak etmeyin. Evet, diğer örneğimize bakalım. Selde kaybolan insanlardan hala haber alınamadı henüz. Şimdi hala ve henüz arkadaşlar aynı anlama gelir. Ben hem halayı kullanıp hem de henüz kelimesini kullanamam. İyileşmek için bir hafta istirahat edip dinlenmen gerekir. Dinlenmek zaten istirahat etmektir. Burada hem dinlenmen hem de istirahat etmen kelimesini kullanamam. Birisinden birisini kullanmam gerekir. Hocam doktorlar da yapabiliyor. İşte doktorlar bize istirahat et, dinlen kelimesini söylüyor. Hayır arkadaşlar. İstirahat ettikten sonra dinlenmen kelimesi gereksizdir. Söyleyemezsin. O yüzden birisinden birisini kullanmam gerekir. Diğer örneğe bakalım. Birden oturduğu yerden ayağa kalktı. Şimdi oturduğu yerden kalkması zaten arkadaşlar nedir? Ayağa kalkmak demektir. Ben burada ikisini birden söyleyemem. Anlatım bozukluğuna neden olurum. Gereksiz sözcük kullanmış olurum. Birden oturduğu yerden kalktı ve kapıya yöneldi demem gerekir. Oturduğu yerden ayağa kalktı değil arkadaşlar. İki, anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması. Anlamca çelişen sözcükler nedir arkadaşlar? Anlam olarak birbirine ters düşen kelimelerin aynı cümlede kullanılmasıdır. Bakın, anlam olarak birbirine ters düşen kelimelerin aynı cümlede kullanılmasıdır. Nasıl olacak bunlar? Şöyle, ben buna karşıt sözcüklerin birbiriyle kullanılması değil, anlam karışıklığı olan kelimelerin birbiriyle kullanılması diyorum. Karşıt sözcüklerin. Hatta buna kendi hayatıma da örnek veriyorum. Çünkü çok kararsız bir ablaya sahip olduğum için aynı kelime içerisinde o da hem kesin hem de ihtimal anlamları taşıyan sözcükleri çokça kullanabiliyor. Hadi Serpil dışarı çıkalım ya da boş ver hava çok kötü çıkmayalım gibi sözcükler kullanabiliyor, değil mi? Sınıfta bu örneği çok veririm ben mesela. Daha öğrenciler üzerinde kalıcı olsun diye. Bu saate kadar kesin işe gitmiş olabilir. Kesin arkadaşlar netlik belirtir. Olabilmek ise ihtimal belirtir. Şimdi hem netlik hem de ihtimal arkadaşlar aynı cümle içerisinde olamaz. Bu saate kadar kesin işe gitmiş olabilir kelimesi arkadaşlar anlatım bozukluğuna oluşan bir cümledir. Bu saate kadar kesin işe gitmiş ya da bu saate kadar işe gitmiş olabilir demesi gerekiyor. Aynı cümle içerisinde
İkisini kullanamaz, tamam? Evet, dağcılar yaklaşık olarak tam 10 saat tırmandılar derken, yaklaşık olarak arkadaşlar civarında anlamı katar. Civarında. Tam ise kesinlik anlamı katar. Hem kesinlik hem de civarında sözcükleri arkadaşlar aynı cümle içerisinde kullanılamaz. Dağcılar yaklaşık olarak 10 saat tırmandılar ya da tam 10 saat tırmandılar demesi gerekiyor. İkisini birden aynı cümle içerisinde kullanamaz. Kullanırsa arkadaşlar ne yapar? Anlam çelişen sözcükler bir arada kullanmış olur ve anlatım bozukluğuna yol açmış olur. Diğer anlatım bozukluğumuz, alt başlığımız mantık hatası. Mantık hatası nedir? Cümlede olaylar ve durumlar sıralanırken hata yapılmasıdır. Nasıl hocam? Hemen açıklıyorum. Doktor adamın ölebileceğini, hatta sakat kalabileceğini söyledi. Şimdi ölen adam sakat kalır mı? Kalmaz arkadaşlar. Adamın sakat kalabileceğini, hatta ölebileceğini söyledi demesi gerekir. Doktor adamın sakat kalabileceğini hatta ölebileceğini söyledi. İlk önce sakat kalabileceğini, daha sonra da ölebileceğini söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer açıdan mantık hatası olur. Mantıklı bir şey söylemiş olmaz. Diğer örneğe bakalım. İnsanlar değil 3 gün, bir hafta bile susuz yaşayamaz. Şimdi insanlar değil bir hafta, 3 gün bile susuz yaşayamaz demesi gerekiyor. Yani bir haftayı başta söyleyecek, ondan sonra 3 gün diyecek arkadaşlar. İnsanlar değil bir hafta, 3 gün bile susuz yaşayamaz. Yaşayamaz. Burada ikisini birden söyleyemez. Ya da birisini önce söylemedik. Önce arkadaşlar büyük olan. Yani bir haftayı söyleyecek. Daha sonra 3 günü söyleyecek. Diğer türlü anlatım bozukluğuna yol açmış olur. Diğer örneğimize bakalım. Toplantıda önümüzdeki ayın programını çalışanlara hatırlatmaya çalıştık. Şimdi önümüzdeki ayın programı arkadaşlar hatırlatılır mı yoksa tanıtılır mı? Neden hatırlatılmaz? Çünkü arkadaşlar hatırlatmak geçmişe ait olan bir şeydir. Geçmişe ait olan, geçmişe yönelik bir şey hatırlatılır ama geçmişe ait olan bir şey tanıtılır arkadaşlar, hatırlatılmaz. Memurlar emirlere uymazsa işten atılabilir, hatta uyarı alabilir. Şimdi işten atılan insan uyarı almasının çok önemi var mı? Hiç önemi yok arkadaşlar. Zaten uyarı da alınmaz, o ayrı bir konu da. İşten atılan insana kim uyarı versin? Memurlar emirlere uymazsa uyarı alabilir, hatta işten atılabilir demesi gerekiyor. Uyarı alabilir, hatta işten atılabilir. Hatta işten atılabilir demesi gerekiyor. Evet, yavaş yazıyorum çünkü sizin de not tuttuğunuzu biliyorum karşı tarafta, değil mi? Sizler de not tutuyorsunuz, o yüzden elimden geldiğince yavaş yazmaya çalışıyorum. Hani almıyorsanız da bu bir mesajdır arkadaşlarım. Evet. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Şimdi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması deyince ne aklımıza gelecek? Arkadaşlar yazım açısından ya da anlam açısından yakın olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılmasıdır. Mesela hatıra ormanı için çok sayıda çam fidanı ekildi. Şimdi arkadaşlar çam fidanı ekilir mi yoksa dikilir mi? Dikildi demesi gerekiyor. Ekildi değil. Ne ekilir? Tohum ekilir. Ama çam fidanı dikilir arkadaşlar. Çam fidanı ekilmez. Spor yapması istediği kiloya düşmesine yol açtı. Şimdi arkadaşlar spor yapması istediği kiloya düşmesini sağladı demesi gerekiyor. Yol açtı değil. Sağladı. Olumlu bir şey çünkü, değil mi? Olumlu bir şeyi olumsuz bir şey için kullanamam. Spor yapması
istediği kiloya düşmesini sağladı. Sağladı demesi gerekiyor. Çünkü olumlu bir şey arkadaşlar, olumsuz bir şeyle nitelendiremem. Olumlu bir şeyle nitelendirmem gerekir. O yüzden ben burada sağladı diyeceğim. Yol açtı değil. Değil mi? Spor yapması istediği köye düşmesini sağladı. Oradan hemen spor yapanlar amin der, sözcüğünü duyar gibiyim arkadaşlar. Evet. Hasan'ın bu ameliyattan sağ çıkanma şansı çok yüksek. Hasan'ın bu ameliyattan sağ çıkanma riski arkadaşlar. Şansı değil. Neden? Çünkü olumsuz bir şeydir. Olumsuz bir şey için ben olumsuz bir şey kullanabilir miyim? Kullanamam. Sağ çıkanma olumsuzdur. Olumsuz olduğu için de Hasan'ın bu ameliyattan sağ çıkamama riski çok yüksek demem gerekiyor. Şansı değil arkadaşlar. Şans olumlu bir şeydir. Olumsuz bir şey için ben şansı kullanamam. Evet, kumaşların üzerine yazılmış desenler yöresel özellikleri yansıtıyordu. Şimdi arkadaşlar desenler yazılır mı yoksa çizilir mi? Çizilmiş demesi gerekiyor, yazılmış değil. Kumaşların üzerine çizilmiş desenler yöresel özellikleri gösteriyordu. O yüzden burada yazılmış değil, çizilmiş demesi gerekir. Kızımın saçları çok büyüktü derken, şimdi kızımın saçları çok büyüktü. Büyüdü derken arkadaşlar büyümek mi, uzamak mı? Kızımın saçları çok uzadı demesi gerekiyor, büyüdü değil. Kızımın saçları çok uzadı, büyüdü değil arkadaşlar. Evet, bunlar da arkadaşlar yanlış anlamda sözcük kullanımıydı. Şimdi anlam belirsizliği arkadaşlar. Anlam belirsizliği. Anlam belirsizliği nedir? Anlam belirsizliği açıklık ilkesine ters düşmesidir arkadaşlar. Bakın açıklık ilkesine ters düşmesi. Nasıl oluyor hocam? Hemen örnek veriyorum. Okula her gün ondan önce gitmelisin. Şimdi burada ondan önce derken saat olarak ondan önce mi? Yoksa o kişiden önce mi? Saat olarak mı? Yoksa o kişiden önce mi arkadaşlar? Değil mi? Bir saat olarak ondan önce gitmelisin var. Bir de o kişiden önce gitmelisin var. Ben ne yapmıyorum burada arkadaşlar? Açıkça yazmam gerekiyor. Lafı dolandırmadan. Okula her gün işte o kişiden önce gitmelisin. Ya da saat olarak arkadaşlar ondan önce, saat ondan önce gitmelisin demem gerekiyor. Burada hem arkadaşlar saat hem de o kişi anlamını veriyor sadece ondan önce gitmelisin sözcüğünü söylersem. Birisinden birisini söylemem için birisini de yazmam gerekiyor değil mi? Evet. Diğer örneğe bakalım. Patron işçilerden birisi kendisine zarar verebilir diye iş yerinde tehlikeli aletleri kullanmayı yasakladı. Şimdi patron işçilerin kendisine zarar vermesinden mi? Yani işçilerin işçilere zarar vermesinden mi? Yoksa arkadaşlar patrona zarar vermesinden mi korkuyorlar? Patron işçilerin kendisine, umarım yazım anlaşılıyordur, patrona, yoksa patron işçilerin kendisine arkadaşlar, yani işçilere zarar vermesinden mi korkuyor? Hangisi değil mi? Ya işçilere ya da arkadaşlar patrona. İki anlama da gelebilir. O yüzden burada ne vardır? Anlam belirsizliği vardır. Diğerine bakalım. Son yıllarda kardeşini hiç görmedim. Şimdi arkadaşlar kardeşini derken senin kardeşini mi yoksa onun kardeşini mi? İki anlama da gelebiliyor. Onun kardeşini ve senin kardeşini. İki anlama da gelebilir. O yüzden ben ne yapmıyorum arkadaşlar? Birisinden birisini söylüyorum. Diğer örneğimize bakalım. Ondan başka bir şey istemiyorum. Şimdi ondan başka arkadaşlar o kişiden başka bir şey mi istemiyorum? Değil mi? Yoksa arkadaşlar ondan başka bir şey istemiyorum. Yani istek olarak ondan başka bir şey mi istemiyorum anlamı var. Ondan başka derken o kişi anlamı var. O kişi değil mi? O kişi ya da ne var? İstek olarak
ondan bir şey istemiyorum. Hangisi arkadaşlar? O kişi mi yoksa istek olarak ondan başka bir şey istemiyorum anlamı var mı? Diğer örnek, yaşlı adamın elini tutarak karşıya geçti. Şimdi arkadaşlar, yaşlı adam birinin elini tutarak mı karşıya geçiyor yoksa yaşlı adamın elini biri mi tutup karşıya geçiyor arkadaşlar? İki anlamda gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Yaşlı adamın eli ya da bir kişi yaşlı adamın elini tutuyor arkadaşlar. Yaşlı adamın elini tutar anlamı var. İki anlama da geliyor. Gezmeyi kardeşimden çok severim. Şimdi arkadaşlar gezme eylemini kardeşimden çok mu severim yoksa gezmeyi kardeşimden çok mu severim arkadaşlar? İki anlama da gelebiliyor. Gezmeyi kardeşimi sevdiğimden çok severim ya da gezmeyi kardeşimden çok severim anlamı var. Hangisi? Gezmeyi kardeşinizden çok sever misiniz? Hayır, değil mi? Evet diyenler de çıkabilir ama gezmeyi kardeşimden çok sevemeyiz. Bunun gibi gezmeyi kardeşimden çok mu severim yoksa gezme eylemini değil mi gerçekleştirdim eylemi kardeşimi sevdiğinden mi çok severim değil mi? İki anlama da gelebiliyor. Kardeş ve eylem anlamında. Birisinden birisini söylemesi gerekiyor. Yoksa anlatım bozukluğuna yol açıyor. Bakın arkadaşlar yanlış anlaşılmalara yol açıyor. O yüzden birisini söylemesi gerekiyor. Okuldan çıktıktan sonra onunla görüşmedim. Şimdi o mu okuldan çıktıktan sonra yoksa ben mi arkadaşlar? O mu ben mi? İki anlama da gelebiliyor. O yüzden ne yapıyorum? Birisinden birisini söylemem gerekiyor. Nereye gittiğini merak ettim. Nereye gittin derken senin mi nereye gittiğini yoksa onun mu nereye gittiğini merak ettim. İki anlama da gelebilir. Burada arkadaşlar ne var? Anlatım bozukluğu var. Birisinden birisini söylemesi gerekiyor. Anlam açısından arkadaşlar anlatım bozukluğu var. Diğer bir anlatım bozukluğumuz arkadaşlar deyimlerin yanlış kullanılmasıdır. Deyimlerin yanlış kullanılması. Nedir bunlar? Birden karşıma çıkınca ayaklarımın bağı çözüldü. Şimdi ayaklarınızın bağı çözülür mü? Yoksa birden karşıma çıkınca dizlerimin bağı çözüldüm demem gerekiyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Burada ne demem gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de dizlerimin bağı çözüldü demem gerekiyor. Ayaklarımın bağı değil, değil mi? Anlatım bozukluğu var. Deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Haydi şimdi seç birincin taşını. Burada seç mi arkadaşlar yoksa ayıkla pirincin taşını mı? Haydi şimdi ayıkla pirincin taşını demesi gerekiyor. Seç pirincin taşını değil bakın. Burada da deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Haydi şimdi ayıkla pirincin taşını, seç pirincin taşını değil. Hemen şurada anlamla ilgili anlatım bozukluklarının başlıklarını şöyle kısaca yazayım. Biliyorsunuz ben en son toparlamayı seviyorum. Bir, gereksiz sözcük kullanımı. Neydi bu? Aynı anlama gelen sözcüklerin kullanılmasıydı arkadaşlar. İki, anlam çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı değil mi? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı. Bunlar neydi? İki anlama da gelen ihtimalde kesinlikle taşıyan anlamların arkadaşlar bir arada kullanılmasıydı. Üç, yanlış anlamda sözcük kullanılması. Sözcük kullanılması. Bu da neydi arkadaşlar? Örneğin tohum ve fidan için değil mi? Tohum ekilir, fidan dikilir dedik. Yakın anlamlı sözcüklerin birbirinin yerine kullanılmasıydı. Dört, mantık hatası. Beş neydi arkadaşlar? Deyimlerin yanlış yerde kullanılması. Yanlış yerde kullanılması. Mantık hatası arkadaşlar. Mantık olarak bir silsilenin olması gerekiyordu.
deyimlerin yanlış yerde kullanılması da neydi? Bir deyimin yanlış biçimde kullanılmasıydı. Kısaca özetledikten sonra örnek 1'e bakalım. Örnek 1'de ne var? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A'ya bakalım. Dünyada en çok yağış alan bölge burası. Burada bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar, değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. B'ye bakalım. Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar dediğimde burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok, değil mi? Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Diğerine bakalım. Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. D'ye bakalım. Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarısından fazlasını elma oluşturuyor derken burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Ama E'ye bakalım. Ekonomileri daha çok yeşillikler hayvancılığa dayalı derken arkadaşlar burada anlatım yok. Ekonomiler yeşillik hayvancılığa dayalı mı arkadaşlar? Hayır. Burada anlamla ilgili bir anlatım bozukluğu vardır. Örnek 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor. Kimi sanatçıları eleştiriyorlardı. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu var mı arkadaşlar? Yok. B. Ortada karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu var mı? Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. C'ye bakalım. Bu kitapları okumak çoğunun çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyor derken burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Fakat buraya bakalım. Bu kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlı. Şimdi kendi resimleri için açtığı arkadaşlar sergi zaten kişisel sergidir. Burada hem kişisel hem de kendi demesine gerek var mı? Yok. Bunlar arkadaşlar gereksiz sözcük kullanımı. Yani anlam adayı anlatım bozukluğu arasında değil mi? Alt başlık olarak yer verdiğimiz hatta ilk olan bir anlatım bozukluğuydu. Yani cevabımız Beniz'di arkadaşlar. Örnek 3'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Çevremizde kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız. Burada bir anlatım bozukluğu var mı arkadaşlar? Yok. Neden? Çünkü burada herhangi bir sıkıntı göremiyoruz, değil mi? B'ye bakalım. Sorunların bütün yönleriyle ele alınması iyi olurdu. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu var mı? Hayır. Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır. Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Araştırmalar eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor derken burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Fakat E'ye bakalım. Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır. Burada nerede anlatım bozukluğu vardır? İftira arkadaşlar zaten uydurma olan bir şeydir. Burada hem uydurma deyip hem de iftira diyemez. Birisinden birisini kullanması lazım. Burada arkadaşlar gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız Edirne'dir bizim arkadaşlar. Örnek 4'e bakalım. Örnek 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. A. Sanayide gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor derken burada herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor derken burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. C'ye bakalım. Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor dediğimizde burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. D'ye bakalım. Kurumda çalışanların başarısının bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor dediğinde burada da bir anlatım bozukluğu yok. E'ye bakalım. Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor derken arkadaşlar burada nerede var? Teknoloji ne kadar artarsa, arkadaşlar teknoloji artar mı yoksa teknoloji gelişir mi? Yanlış anlamdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. O yüzden burada arkadaşlar anlatım bozukluğuna yol açmıştır.
Evet, son örneğimiz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir. Şimdi elbette ve olabilmek bakın arkadaşlar. Direkt net göze çarptı. Olabilmek, ihtimal, değil mi? Elbet, elbette, olabilir. Bakın. Nedir bu da? Bu da kesinlik. Kesinlik. Hem kesinliği kullanıp hem de arkadaşlar ihtimal kullanamaz. Kullanırsa anlamlı şeyleşen sözcüklerin birlikte kullanılması olur ve arkadaşlar ne yapar? Anlatım bozukluğuna yol açmış olur. O yüzden ben aynı sözcükleri bir arada kullanamıyorum. Tamam mı? Kullanırsam da anlatım bozukluğuna yol açmış olurum. Arkadaşlar anlama dayalı anlatım bozukluğu konumuz bu kadar. Bunlar neydi? Gereksiz sözcük kullanımıydı. Deyimlerin yanlış yerde kullanımıydı. Yanlış anlamda sözcük kullanımıydı. Değil mi? Anlam çelişen sözcüklerin birlikte kullanımıydı. Bakın burada örnekler var. Umarım anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videomuzda ne yapacağız? Dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluğuna geçeceğiz. Görüşmek üzere.